olacak karşılamadan dolayı hepinize teşekkürü borçluyum. Hakikaten klasikleşmiş bir yurdumuzun Muhtena bölgesinde göreve başladım sözünü Malatya için edemeyeceğim. Çünkü klasikleşmişin ötesinde hakikaten ilk kez geldiğim bu yurt yöresinde, yurdumuzun bu güzel yöresinde herhangi bir bilgiye sahip olmadığım halde Malatya ile ilgili şu ana kadar olumsuz bir söz eden bir kişiye rastlamadım. Bu da beni cidden şaşırtmıştır. Malatya'yı bu manada hakikaten sıcaklığıyla insanların, insanımızın alabildiğine sıcak olduğu, gerek kamu görevlisine, gerek birbirine ve gerekse devletine karşı alabildiğine sıcak ve saygılı olduğu bir yurt yöresi olarak saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben Malatya'yı yıllar önce ordu valiliğim sırasında yaptığımız bir fındık çalışması vardı. Fındıkla ilgili bir rapor hazırlatmıştım. Orada da fındık ordunun birinci ve çok önemli bir gündemi ve konusuydu. Ve biz bu gündem içerisinde dünya fındık tüketiminin %80'ini sağlayan bir vilayet, daha doğrusu ülke olarak %80'ini sağlıyordu. Vilayet olarak da Türkiye üretiminin %35'ine yakın kısmını temin ediyordu. İlk kez yapılmış bir çalışmaydı. Fındıkla ilgili sorunlara bir yeni yaklaşım getirebilmek amacıyla yapılmıştı. O sırada fındığı çalışırken arkadaşlarımızın, tabii bu uzun bir çalışma oldu. Belki bir 6 ay sürdü ama çıkan rapor 5x5 adını taşıyordu. 5 yıl 5 lira adı altında. Çok etkili bir rapor oldu. Sonraki 5 yılı belirledi. Orada o çalışma sırasında Kayseri'nin de benzer bir ürün olarak fındık gibi belli sıkıntıları olduğunu bir örnek olayı olarak arkadaşlarımız uzun uzun anlatmışlardı. Ben Kayseri'nin bu anlamdaki yerini oradan hatırlıyorum. Şimdi Allah bize Malatya Valiliğini nasip etti.